Evet değerli futbol severler, değerli Kocaeli TV izleyicileri, Panorama 1. Lig'de yeni bölümle sizlerle birlikteyiz. 2023 yılını bitiriyoruz. Son haftadayız. Panorama 1. Lig'inde bu yılki son bölüm, 2023 yılının son bölümü. Trendyol 1. Lig'de de ilk devreyi tamamladık. Sürpriz sonuçlar var. Şaşırtan sonuçlar var. Geri dönüşler var. Bu hafta açıkçası böyle kapanışa yakışır, böyle renkli tempolu geçti. İki haftanın ardından tam kadroyuz. Geçen hafta kadro eksikliğimiz daha fazlaydı. Ali Hoca ile Koray abi yoktu. Bu hafta tam kadroyuz. Yanımda Ali Hoca var. Hocam hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş buldum. Sen nasılsın? İyiyim ben de hocam. Geçen hafta bir ufak bir... Kesik attın bize. Yedeğe oturttun bizi. Ali abi şey dedi. Kırmızı kart cezaları dedi size. Hocam bir kart cezaları geri döndü aramıza. Aynen öyle abi. Kısaca 17. hafta değerlendirmesi alayım. 17. hafta bakıldığı zaman derbilerin olduğu maçlar vardı. Ama bakıldığı zaman Bodrum, Göztepe, Sakarya, Kocaeli çok iyi maçlardı. Ve bunlar da ismine yakışır şekilde geçti. Onun dışında hani bu haftanın en yarayan takımı bakıldığı zaman bence Eyüp oldu. Mesafeyi biraz daha açtı. Bunun yanında Çorum Spor gene çok avantajlı bir hafta geçirdi. Haftanın kaybedenleri... Ne gelince büyük ihtimalle benim şeyimde Keçiören, Gençler Birliği, Kocaelispor ve Bandırma haftayı eksiyle bayağı kapattılar. Ama zevkli, güzel maçların olduğu bir haftaydı. Teşekkür ederim. O zaman iki haftadır aramızda olmayan birine döneyim. Koray abi hoş geldin, nasılsın? Teşekkürler, daha hoş buldum. Sen nasılsın? İyiyim ben de abi. Bir senden de hemen 17. haftaya yönelik bir değerlendirme alayım kısaca. Evet, sürprizlerle dolu bir hafta oldu. Özellikle Adana ve Tuzla galibiyetini hiç beklemiyordum ben. İkisini de tebrik edeceğim zaten başları konuştuğumuzda. Derbide de açıkçası beraberlik ya da deplasman ekibi diye düşünüyordum. Orada da Sakarya'nın galibiyeti oldu. İyi hafta ama Allah'tan Göztepe Eyüp Spor'u yenmiş sana. Yoksa ilk yarıdan lig bitecekti bu hafta. Yani Eyüp Spor orada da kazansaydı evet. Artık hani yakalama şansı sıfır. O yüzden öyle bir mutluluğumuz var. Altta da işler biraz karıştı. Tuzla'nın ve Altay'ın kıpırdanması iyi oldu. İnşallah orada da bakalım devre arası transfer söylentilerinde gelince yeri getirecek konuşurum. Biraz heyecan olacak herhalde altta. Bakalım. Evet Ali abi sen de hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler Taha'cığım. İyi yayınlar diliyorum. Yani ilginç bir haftayı geride bıraktık. İki maçta büyük sürpriz yaşandı gerçekten. Onun dışında Altay bizi sevindirmeye devam ediyor. Onu da birazdan hani program için detaylı konuşacağız. Yani Altay mesela şöyle söyleyeyim. Eğer o 3 puan silinmiş olmasaydı şu anda 11 puanı vardı. Kesin düşüş dediğimiz Altay için ciddi ciddi kurtuluş ümidi doğacaktı. Silinen 3 puan yani Altay çok arayacaktır. Evet, 6 ay 2 haftadır Yusuf Şimşek'le sürpriz galibiyetlere. Belki Adana Spor galibiyeti çok sürpriz olmasa da Keçiören Gücü galibiyeti aslında tabii. Üst üste geriden gelip kazandılar. Yani sürpriz denilebilir. Tabii bu hafta derbilerin attı. İşte Sakaryaspor, Kocaelispor, Bodrum, Göztepe. Koray abinin de dediği gibi gerçekten Eyüp Spor iyi ki Göztepe'ye yenildi. Yoksa Eyüp ya. Biraz daha makası açıp gidecekti. Özellikle Kocaelispor'un bu son hafta Sakarya'ya aldığı mağlubiyetten tabii, sonra. Puantaj da tabii önemli o 3 puan ama kadro kalitelerine baktığımız zaman yani Eyüp'ün kalitesinde ikinci bir takım yok. Diğer takımlar hep bir klasman daha düşük alıyor. Yani dün Erzurum'la oynuyorlar. Attıkları birinci gol ya, mükemmel bir gol. Yani orada bakıyorsun başka oyuncu olsa işte Ahmet Kutucu o topu tekle çeviriyor. Evet. Ya başkası olsa tutmaya çalışır. Ya kalite böyle bir şey zaten. O takımın içinde de bu var ve yani bakıldığı zaman Eyüp Spor'u zaten artık herkes bıraktı. Şu anda herkesin amacı ikinci ve üçüncülükte. Ve orada da ikincilikte de özellikle Kocaelispor'un puan kayıpları işte arttı. Yani şimdi Kocaelispor burada konuşuyoruz. Evet iyi ama eksikleri yok muydu? Sezon başından beri benim hep söylediğim bir şey vardı. Bu Kocaelispor şu anda Allah'ın bir hikmeti diyelim, onlara bir güzelliği. Bu kadroyla yani orta saha merkezdeki kadroyla ligi ikinci bitirdi. Yani buraya şimdi Sakarya ile maç oynandı. Sakarya'nın orta sahası Kocaelispor'u ezdi geçti. Evet. Ezdi geçti. Çünkü normal. Yani oradaki oyuncu kalitesi bu normal.
Şimdi Kocaelispor'un yapması gereken ne? İkinci devreyi, eksiklerini gördü. Sezon başından beri 6 ve 8'siz oynadı. 10 numara var, kenar oyuncuları var, forveti var. Burayı yaparlarsa onlar için tabii aynı şey Göztepe için geçerli. Ama burada bence Sakaryaspor, Kocaelispor galibiyetiyle ligdeki ikinci ve üçüncü sıradaki en büyük savaşçısı olacak gibi evet. geliyor. Yani ya Bodrum'muş, Bandırma, Çorum falan bunlar evet playoff'u zorlayacaklar ama özellikle Sakaryaspor, Göztepe ve Kocaelispor'u bırakmayacak. Bunun yanında yani aşağıdan da Tuzla, hep Tuzla, Tuzla, Tuzla dedik. Yani bence ligin bütün zevkini Tuzla Spor getirecek. Çünkü aşağıya... Urfa Spor'un falan transferde sıkıntısı olacak. Tuzla Spor bütçe olarak gelince konuşacağız ama Urfa, Manisa resmen şunu oynadılar dün. Sen mi düşeceksin, ben mi düşeceğim? Yani o kadar şey bir maç. Yani kalitesi düşük, kadro zafiyetleri olan takımlar. Neyse onları konuşuruz o zaman. Koray abi, Ali abi, sizin de genel bakış ekleyecekleriniz var mıdır maçlara girmeden önce? Yok, bence maçlara geçebiliriz. Tamamdır. Evet. O zaman haftanın açılışı cuma günü, cumartesi yapıldı. Saat 1.30'da Gençler Birliği evinde Tuzla Spor'a mağlup oldu. Gençler Birliği son 5 maçta 2. mağlubiyetini aldı. Ve evinde aldı son 2 mağlubiyetini de. Açıkçası Sinan Kaloğlu'nun ekibi için işler birazcık tatsızlaştı şu son haftalarda yapılan puan kayıplarıyla diyelim. Ali abi, seninle başlayalım. Yani Gençler Birliği gerçekten şaşırtmaya devam ediyor. Geçen hafta Giresun deplasmanında da çok zor kazanmışlardı. Son dakikalarda buldukları gollerle. Bu hafta Tuzla karşısında yani açıkçası çok kötü oynadılar mı? Yani çok kötü oynadılar diyemeyeceğim ama beklentinin altında kaldılar. Çok fazla hani net pozisyonu fazla yoktu. Gençler Birliği için sezonu iki bölüme ayırmak lazım ilk devreyi. Sezonun ilk bölümünde harika bir Gençler Birliği vardı. Hatta hep bahsediyorduk, çok zor bir fikstürden çıktı diye. En sert fikstür onlardaydı. Ama onlar için yani şöyle bir şey oldu. Okyanusu geçip denizde boğuldular gibi bir şey oldu açıkçası. Diğer kalan haftalarda puan kaybetmemesi takım, yani rahat geçmesi gereken takımlara karşı ekstra puanlar bıraktılar ve zirve yarışından uzaklaştılar. Bence onlar için devre arası biraz da iyi gelecektir. Hani araya ihtiyacı olan takımlardan biri bence. Mutlaka takviye de olacaktır. Son haftalar onlar için pek iyi geçmedi. Tuzla Spor gerçekten kıpırdandı orada ve diğer takımları da biraz stres sokmuş olabilir. Özellikle Şanlıurfa ve Adana Spor. Hani bunlar için bir şey diyorduk, tamam pek şeyleri yok üst sıralar için ama ligde de kalırlar. Korkulur ya, görmezler diyorduk ama işin rengi biraz değişti. Özellikle Tuzla'nın ve Altay'ın kıpırdanmasıyla birlikte onlar da biraz o stresi yaşamaya başladılar. Özellikle Urfa devre arasında transfer dönemini çok iyi geçirmek zorunda bu ekipler. Yani bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Gençler Birliği'nde ben ciddi şekilde takviye yapacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim abi. Hocam sizinle devam edelim. Şöyle geçen hafta katılamadım size ama ben Giresun maçını izlemiştim. Gençler Birliği'nin çok kötüydü. Vasat. Yani pozisyona giremiyorlar, pozisyon üretemiyorlar, oyunu karşı kaleye yıkamıyorlar. Ve Tuzla maçından önce de şunu düşünüyordum. Hani Giresun'a bu kadar zorlanan bir takımın Tuzla Spor gibi Bekir Hoca'dan sonra direnç kazanan, tehlikeli kontra ataklar yapan takıma karşı çok zorlanacağını düşünüyordum. Maça da baktığım zaman zaten evet hani Gençler Birliği Tuzla'nın izin verdiği kadar iyi oynadı. Yani ona da biraz hani bazen planlar vardır. Bekir de bunu bence çok iyi kullandı. Üstlerine çektiler gençleri. Bunlardan yararlandılar. Pozisyona girdiler. Ve bence hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ama Gençler Birliği ligin son 6-7 maçında anormal bir düşüş içinde. Yani kadro zafiyetleri var ve Kıyadı oynamadığı neredeyse maçları kazanamıyorlar. İşte geçen hafta gene Yatabari çok kötüydü. Maçta sakatlanıp çıkmıştı. Yani lig boyu uzadıkça yaşlı oyuncuları tamamen düşmeye başladılar. Yani Gençler Birliği için hani konuşuyorduk şeyde daha önceki programlarda 3-4 transferle sanki 3.liğe, 2.liğe oynayabilirler mi işte playoff'a? Yani şu eldeki kadroyla bence artık çok zor playoff. Ama transferler de 3 tane 4 tane transferlerle de bence playoff'a bile
girmeleri zor olacaktır. Yani iyi bir değişim veya köklü bir değişim iyi oyuncuların olabileceği yaparlarsa belki playoff olabilir. Çünkü aşağıdan konuşacağız. Çorum Spor çok kuvvetli geliyor. Yani bakıldığı zaman Çorum Spor artık bu dakikadan sonra bence playoff'un dışına çıkmaz. Çok zor. Ama bunun yanında özellikle Ümraniye ve Bolu'yu da hafife almayalım. Hoca hani diyorduk ya galip gelemedi Bolu'da Yalçın Hoca. Ama bir oyun gücü artık bir şeyler getirmiş takıma, disiplin getirmiş. Yani sürpriz olmaz Gençler Birliği'nin üstüne çıkarsa bu iki takımda. Gençler Birliği'nin bence çok iyi durumda değil. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bir de Tuzla Spor'u ben maç fikstürüne baktığımda Tuzla Spor deplasmanda aldığı iki galibiyeti de Ankara'da almış. Keçiören ve Gençler Birliği karşısında ve iki maçta 2-0'lık sonuçlarla tamamlanmış. Koray abi seninle tamamlayalım Gençler Birliği Tuzla Spor maçını. Yani evet Tuzla'yı tebrik etmemiz gerekiyor sevgili Tuzla. Bekir Hoca'yı da tanıdığımız bir isim. Hani hocalığını bir futbolcunun gayet iyi bildiğimiz bir isim. Bence Tuzla Spor'da iyi bir ritim yakaladı. Kaybettiği maçlarda da o eski kolay ezilen, kolay çözülen takımı daha oturaklı bir takım haline getirdi. Bunda da hani savunmayı beşli yapması bazen eleştiriyor ama bence doğru yapıyor. Kadro kalitesine bakıyor, kadro gücüne bakıyor ve iyi kullanıyor bence takımını. O yüzden önemli iki galibiyet. Onlar için bir ümit ve devre arası bilmiyorum transfer yapacak mı? Değişik bir kulüp biliyorsunuz. Ona inanabilmiyoruz. İlerinden çözeriz ama eğer transfer de yaparsa sütle kalmak için sonuna kadar savaşacaklar gibi duruyor. Diğer tarafa gelecek olursak demin telefonla birkaç Ankara yerel basından ismini vermeyin. Birkaç kişiyle konuştum Ali Hoca konuşurken. Şunu söyleyeyim. Sinan Hoca ile ilgili çok eleştiri var. Ben Sinan Hoca'yı çok seven biriyim. Bence iyi işler yapıyor geldiğinden beri. Bazen hani duraklama dönemleri olur takımından. Ama hayatında gerçekleri var. İnşallah böyle bir ayrılık görünmeyiz. Çünkü ben gerçekten Sinan Hoca'nın hem kişiliğini hem de teknik direktörünü beğenen biriyim. Ama devre arası bence Gençler Birliği birkaç gün sonuçta toparlayacaktır. Yoksa çünkü evet arkadan gelen takımlar var. Evet. Yok hedefi olan bir takım. İnşallah toparlar Gençler Birliği. Ama bugün yani maçı hiç hak etmediler. Tuzlu Spor iyi mücadele etti. Ayrıca son dakikada Zeyt'in golü de herhalde haftanın muhteşem bir gol attı Zeyt. Kardeşimize tebrik ederim. Teşekkür ederim abi. O zaman bir sonraki maça geçelim. Sakaryaspor evinde Kocaelispor'la karşı karşıya geldi. Bu iki takım yaklaşık 10-11 yıl sonra lig fikstüründe karşı karşıya geldi. Körfez derbisi, Marmara derbisinde Kocaelispor 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Sakaryaspor özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla Kocaelispor'un baskısını kırıp sahadan 3-1 galip ayrıldı ki Kocaelispor'da da tıpkı Gençler Birliği'nde olduğu gibi son haftalarda alınan sonuçlar bir anda dengeleri bozdu. Kore abi seninle başlayalım. Öncelikle bu hafta önemli derbiler vardı. Demin yayına girmeden Ali de söyledi. Katılıyorum. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçında olmayan pozisyon ve pozisyonlar bu maçta oldu. Yani Sakarya Kocaeli maçında ki çok kötü bir zeminde oynandı herhalde. Sakarya Kocaeli maçı. Hı. Ama güzel bir heyecan yaşattı. Tabii Kocaeli tarafı için hiç iyi geçmedi maç. Benim burada sanırım ve Ali hocama sorularım olacak zaten. Gerçi Ali Hoca demin spoiler'ı verdi. Yani, gerçekten maçı orta saha kazandı. Yani Ali Hocam'ın %100 katılıyorum. Yani orta sahada kazandı Tuncay Hoca bence maçı. Yani Delvay'ın performansının artık çok etkiliyor Sakarya'yı. Ya Kocaeli Spor'da bir bilmiyorum form düşük mü diyelim, konsantrasyon bozukluğu mu? Hani böyle bir derbide daha iyi bir Kocaeli Spor beklerdi açıkçası. Benim daha ilk sana sorum olacak. Bunlara sen konuşurken cevap verirsin, ben kısa geçeyim. Bir, bu takımdan gönderileceği iddia edilen isimler var, bunlar duyuru mu? Evet. İkincisi, alınacak isimler var, bunlara kısaca değinirsen. Ali hocama da şunu sormak istiyorum. Kendi olsa şu maçta orta saha ve defansta hangi oyuncularla başlardı? Mesela bence böyle bir maçta Cem Ekinci, Atilla tarafı yapar mıydı Sakarya'nın iyi tarafına? Onu çok merak ediyorum. O yüzden senden rol çaldım. Kusura bakma.
Ali abiye de sözü verelim. Biz en son bu cephe olarak şey yapalım. Ali abi seninle devam edelim. Aynen, ben de bir şeyler ekleyeyim. Siz daha çok Kocaeli tarafıyla ilgili bilgiye sahip olduğunuz için daha detaylandıracaksınız mutlaka. Hı hı. Şimdi hatta maç içinde de biz mesajlaştık hem evet. Taha hem Ali Hoca, hani konuştuk biraz böyle. Ben açıkçası maç öncesi Koray gibi düşünüyordum. Yani Kocaeli Spor'un ben kaybetmeyeceğini düşünüyordum deplasmanda. Ama hiç öyle olmadı. Aslında maça da Kocaeli Spor daha derli toplu, daha disiplinli başlamıştı. Hatta ben Kocaeli Spor hani yazmıştım orada, Sakaryaspor tutuktu yani maça başlangıcında. Biraz böyle hani nasıl tabiri caizse ürkekti yani. Hani geride bekledi. Çok fazla ileriye çıkmadı ama Kocaeli Spor'un bulduğu gol biraz Sakaryaspor'u da uyandırdı. Hani evet. Farklı gelişti ondan sonra mücadele. Yani Kocaeli Spor golü buldu. Ardından Sakaryaspor'un baskısıyla karşı karşıya kaldı. Ve o baskının ardından gol adeta geliyorum dedi. Beraberlik golü. Ve gerçekten de güzel bir goldü. Özellikle o golde hatta ben yazmıştım yine. Orta sahada asisti yapan Cem'in karşısında, Cem topu driplik halinde sürüyor. Kimse karşısına çıkmıyor. O kadar rahat ki. Sağında solunda kimse yok. Pasını verdi ve gol oldu. Delvay Barış yaptı. Verdi abi pası. Yok yok. Kocaeli'nin Sakarya'nın ilk golünden bahsediyor. Ha, Sakarya'nın golünde okey. Kimse karşısına çıkmadı Kocaeli Spor orta sahasında. Hani aha. Baskı yapan kimse yoktu. Ha, Murat yani orada okay. Gerçekten çok rahat bir şekilde aldı. Gezine gezine gitti, pasını verdi. Delvay'a da golü yaptı. Ardından zaten Sakaryaspor tüm maçın kontrolünü ele aldı ve 3 gollü bir galibiyet aldı. Kocaeli Spor'da evet gerçekten bir düşüş vardı. Ben de Ali Hocam'a soracağım. Yani böyle tansiyonu yüksek bir maçta Berisse'yi kenarda oturtmak, 73'te oyunu almak ne kadar doğru? Yani 73 dakika Berisse'yi kenarda bekletmek zaten amaralı yok. O senin için bir dezavantaj yani zor bir deplasmanda. Aynı zamanda bir de sen, şimdi ben Cem İkinci'yi çok severim, golü de attı gerçekten, çok da mutlu oldum. Ama şöyle bir şey var, haftalardır hiç oynatmadığım bir oyuncuyu, 5-10 dakika görev verdiğim bir oyuncuyu bir anda Sakarya deplasmanında 11'de sahaya atmak ne kadar doğru. Ha, Cem İkinci şu anda evet iyi oyuncu ama Cem İkinci şu anda Kocaeli Spor için hamle oyuncusu olmalı. Yani son 15 dakika, 20 dakika hamle oyuncusu olarak gerçekten kullanılması gereken bir oyuncu. Ama 73 dakika Berisse'yi kenarda tutmak ne kadar doğru böyle bir deplasmanda. Ben açıkçası orada biraz hoca eleştireceğim. Ben Berisse'yi kenarda görünce de şaşırdım. Çünkü Amaral'ın olmadığı bir maçta bir de. Yani orayı tamamen sen ön tarafı sezon başından beri oynayan dörtlüyü hepsini bozuyorsun. Hiçbir arada oynamamış bir dörtlüyle başlıyorsun maça. Bu da önemli bir nokta bence. Sakarya ekibi zor bir deplasmanda. Tuncay Hoca'yı kutlamak lazım. Hakikaten çok diri ve dişli bir takım ortaya çıkardı. Haftalardır kaybetmiyorlar. Benim bir de hoşuma giden bir taraf da var. Bu Euro 2008 kadrosundan iyi teknik direktörler çıkacak galiba. Tuncay Hoca, Arda Hoca, Volkan Demirel. Yani onların ben böyle başarılı olması, Euro 2008 kadrosunun böyle başarılı olması beni de mutlu ediyor açıkçası. Çünkü biz onların başarılarıyla büyümüş bir nesiliz. Hakikaten Sakaryaspor'u kutlamak gerekiyor. Yani o zirve yarışı inanılmaz derecede, ikincilik yarışı özellikle ciddi anlamda kızıştı. Bence devre arasındaki hamleler ikincilik için hangi takımı avantajlı konuma getirecek onu göreceğiz. Mutlaka transfer gelecektir. Ali Hocam'ın zaten haftalarda dediği gibi Kocaeli mutlaka orta sahaya bir takviye yapmak zorunda. Yani bir tane kesin, belki iki tane de olabilir. Ama ben yine Ali Hocam'ı hani ben de onu soracağım. Yani Berisse'yi bu kadar geç almasını nasıl yorumlayacak? Teşekkür ederim abi. Hocam sizinle başlayalım, ben son gelişmeleri aktaracağım çünkü. Şimdi o kadar çok soru geldi ki bu soruları cevaplarsak zaten. Beraber cevaplarız evet. Hocam, sorun yani, yok. Bir şöyle, maç öncesi bu maçlar başlamadan ideal 11'lerle bakıldığı zaman benim görüşüm berabere bitebileceğiydi. Ama işte sizle de telefonda görüşüyorduk. Kadroyu gördükten sonra Kocaelispor ben dedim 2-1 veya 3-1 kaybedeceği bir maça gider bu maç. Çünkü hani Kocaelispor zaten sezon başından beri bir 11'i var. Hocam ama, lafınızı kestim. Siz konuşurken 1-0 öne geçtiğinde dahi 2-1 kaybederiz dediniz. Aynen evet. 2-1 veya 3-1 kaybeder dedim değil mi? Yani orada da çünkü oyun bunu getiriyor. Ya gözüküyor oyunda Sakaryaspor orta sahayı eline almış. Ama ve lakin pozisyona giremiyor. Kocaelispor bir tane kontra ataktan golü yakalıyor. Ve tekrar golü yemeyi bekliyor. Yani o kadar belli ki yani yiyelim de rahatlayalım modundalar. Şimdi Kocaelispor'un bir 11'i var. Ama bu 11'in dışında o 11'i hani %100 arkadan gelip de bu 11 oyuncusu diyebileceğimiz oyuncu sıkıntısı var. Bunun yanında bu 11'in içinde de
orta saha merkezinde çok büyük eksiklikler var. Yani evet. Özellikle 6 ve 8 pozisyonunda Kocaelispor'un sezon başından beri eksikliği var. Şimdi bunun yanında, ya şimdi bakıyorum maça, hoca haftalardır Burak'ı oynattı Emir'le birlikte. Şimdi Yusuf. Bu maçta Yusuf'la oynadı. Şimdi, ya şimdi herkes bilir ki maç temposu denilen bir şey vardır. Ya bu çok gerçektir. Maç temposu olan oyuncuyla oynamakla maç eksiği olan oyuncu bir sürü farklar var. Ya geliyorsun bunun yanında orta sahada aynı şekilde çok memnun olmasak da işte Cihat, Yusuf Cihat oynuyor. Yanında Mert veya işte bazen Yunus Emre oynuyor. Belli yani bunlar. Şimdi buraya da Berizze ile başladık. Şimdi bunun yanında şimdi Kayseri şey, Fofana hocam. Yok orta sahadaki Berizze pardon. Fofana. Berizze işte. Fofana ile başlanıyor. Bunun yanında bir de kenarda Cem Ekinci ile başlanıyor. Zaten bir de dikkat ederseniz ligin sonuna doğru Tanke'de de çok büyük düşüş var. Amaral, Tanke. Evet. Ya şimdi zaten bu oyuncular böyle 20 hafta götüremezler. Çok zor bir şey. Çok zor. Şimdi bakıldığı zaman zaten Sakaryaspor haftalardır istek ve arzusu olan bir takım. Gol bulmakta zorlanmıyorlar, pozisyona girmekte zorlanmıyorlar. Yakalıyor. Çünkü öndeki grubu yakaladılar. Ne yapıyorlar? Devalle iyi oynuyor. İşte bazen Kasango ile oynuyorlar, bazen onu da oynatmıyorlar. Burak Süleyman'la oynuyorlar. Ama orta sahada bir kuvvetli bir kadroları var. Ve orta sahası takımı taşıyor. Hem ileri hem öbürü taşıyor. Şimdi bunlardan sonra zaten maç seyirci avantajı. Bir de seyirci inanılmaz derecede maça konsantre olmuş. Yani görselleriyle, coşkularıyla. Hatırlarsanız Sakaryaspor kötü giderken ben bir programda şunu söylemiştim. Sakaryaspor'un bir geleneği var. Bakın kötü de gitse ligin sonuna doğru görürsünüz. Ligin ikincisi ve üçüncüsü playoff'ta final oynarlar. Ya bu senelerdir yani bu geleneği olan bir kulüp. Ya böyle kulüplerle evet. Korkacaksınız. Çünkü kötü gider ama arkasındaki camianın desteğiyle bunu yakalayabilirler. Şimdi bunun yanında şimdi Kocaelispor'a bakıyorsun. Yani bu maçla ilgili yani acaba berabere kalır mı bile diyemedik. Çünkü düştü artık. Bence hoca da düştü. Hani bir de burada takımla çok yakından ilgilenen bir yöneticinin vefatı da büyük ihtimalle moralleri bozmuştur. Çünkü yani biz de bu kulübün içinde kaldık ve yani bir sürü orada abimiz var, büyüğümüz var yönetici anlamında ama rahmetli hakikaten bu kulüpteki vizyondu bence. Yani bu transferler olsun, ilişkiler olsun ve planlarıyla birlikte, projeleriyle birlikte bu kulüp için hakikaten önemliydi. Ya böyle büyük bir maçtan önce de böyle bir üzücü haber oyuncuları etkilemiş olabilir. Başka ne sorumuz vardı? Gönderilmek istenen oyuncular zaten dün açıklandı herhalde. Ben onları açıklayacağım hepsini. 5 tane oyuncu buldu. Bu. Onun haricinde bakıldığı zaman ben her zaman orta saha dedim ama burada gene de söylüyorum. Kocaelispor'da bir santrafor eksikliği de var. Tanke'nin oynamadığı veya performansın düşük olduğu bir dönemde bile oyuna atabileceğin ikinci bir forvet ve forvetimsi bir oyuncun yok. Yani transfer yapılırken bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Hocam ben bir de şeyi sormuştum. Berit'se yani bu kadar geç girmesini nasıl yorumlayacaksınız? Şöyle, 73'te sanırsam oyuna girdi. Çünkü zaten oyunu kaybetmiştik Kocaelispor. Yani ben de oraya anlamadım. Ben hep şunu derim. Yani şimdi hocayı da çok eleştirmek istemiyorum ama ya bir oyuncu sakatsa kadroya girmez. Hani ya sakatsa oynatmadıysak oyuncuyu ya son 15 dakikada gene sakatlanabilir. Niye oynatalım o zaman ya? Yani bana çok doğru gelen bir şey değil. Yani eğer 15 dakika giriyorsa bence oyuna başla da rakip biraz tedirgin olsun. Çünkü ya sonuçta karşında ne kadar iyi oyuncu varsa karşıdaki rakip de ona göre gardını alır. Ya bunlar bence önemli. Yani bugün Kocaelispor'da işte orta sahadaki değişiklik, kenar değişikliği, savunma değişikliği bence bu maçın kaybedilmesine en büyük faktör. Şimdi şöyle başlayayım. Öncelikle gönderileceklerden bahsedeyim. Ya da daha doğrusu maçtan başlayayım. Kocaelispor maçta tek bence üstünlük kurabildiği bölüm ikinci yarının başlangıcıydı. O bir ara bir Sakaryaspor karşısında atak olgunlaştırma çabası vardı Kocaelispor'un. Ondan sonra zaten ikinci golü yedikten sonra Ali Ülgen'in golünü yedikten sonra Kocaelispor oyundan düştü. Bununla beraber Berizze'nin şöyle yedek başladığını düşünüyorum. Basın toplantısında Ertuğrul Hoca rahatsızlandığı için gelmedi. Tansiyon rahatsızlığı olmuş Ertuğrul Hoca'nın.
Mutlu Hoca da çok sorulara şey vermedi. Yani genel sorularda devre arası kamp ile alakalıydı. Beric ise geçtiğimiz Bodrum maçında da normalde 11 başlamayacaktı. Barış rahatsızlandığı için Beric ise başladı. Ancak Bodrum maçında da istenilen o fiziksel performansı gösteremediği için idmanlarda da Beric'i hoca yedeğe aldı. Amaral'da olmayınca Cem, Kandeyaş, Barış başlamak zorunda kaldı biraz da. Ama Beric'in ben de ya illa hatta maçta şunu söyledik biz ikinci yarıda. Herhalde Beric'i gol yiyince alacak dedik. Dediğimiz de oldu. Golü yedik, Beric'i aldı. Kocaelispor gol yedi, Beric'i aldı. Onun dışında Tanke zaten performans olarak düşük ama Tanke özellikle Sakaryaspor savunma hattı da sağlam bir markajı aldı. Yani Tanke top çeviremedi. Tanke'nin etrafında hep bir Sakaryasporlu futbolcu vardı. Ya şöyle diyeyim. Oynatmadılar Tanke'yi. Tamam. Doğrudur ama. Ben onu mesajlıkken söylemiştim. Hep Tanke'nin üzerinde iki kişi markajdaydı. Tamam. Hep sırt dönük aldığında bile hep bir baskı, Tanke'yi hiç oynatmadılar. Şöyle bir şey. Şimdi size maçtan önce desem ki Sakaryaspor'un en zayıf yeri ne desem, ne diyeceksiniz bana? Soruyorum. Sakaryaspor'un en zayıf yeri savunması. Özellikle savunmanın merkezidir. Yani, evet, savunmanın merkezi çok zayıftır. Ama Kocaelispor kenar oyuncuları hiçbir türlü ne kenar ve ne merkezi rahatsız edemedikleri için orada oynayan savunmadaki merkezdeki stoper oyuncuları o kadar rahattılar ki iki oyuncu Tanke'ye yakın oynayıp o ezdiler onu. Yani normalde iki kenar oyuncu biraz daha hani gayretli olabilselerdi Tanke daha rahat olacaktı. Ama zaten hep aynı şeyi diyoruz. Kocaelispor'da bir 11 var ama arkadan oraya destek verebilecek. İşte arada bir Barış bunu yapabildi. Başka da yok. Onunla beraber zaten mücadeleyle alakalı aslında temel yorumları yaptınız. Ben birazcık da son gelişmelerden bahsedeyim. Tabii Ekrem Can'ın vefatının hala şoku kulüpten yeni yeni atılmaya çalışıyor. Engin Koyun teste girdi, testi temiz çıktı. Kocaelispor'da gönderilen, daha doğrusu kulüp bulunması istenen 4 isim var. Yusuf Emre Gültekin, Christian Kouakou, Onur Atasayar ve Emre Nefiz. Bu futbolculara kulüp bulunması istendi. Biliyorsunuz Kocaeli TV ekranlarında Kocaelispor'u konuştuğumuz programda Kocaelispor yönetim kurulu üyesi Veli Başkurt konuğumuzdu. O ilk olarak söyledi. Bu 4 futbolcu da kampa katılmadığı zaman da herhangi bir ihtar, herhangi bir noter işlemi uygulanmayacak. Şey dedin değil mi? Bir tanesi Emre Gültekin. Evet. Bir tanesi Fofana mı dedi? Kouakou. Kouakou. Kouakou, Onur Atasayar ve Emre Nefiz. Zaten Emre Nefiz forma bile giymedi Kocaelispor'da adamak akıllı. Onur Atasayar da o şekilde. Alihan'la ilgili bir şey var mı? Yok. Bu 4 isim şu anlık bunlara kulüp bulunması istenmiş. Kulüp bulunmaması durumunda da yönetimin tek taraflı fesih yapmayı düşünüyor. Fofana konusunda şöyle, Fofana'ya birazcık daha şans tanınacak çünkü Fofana yatırımlık olarak. Yatırımlık. Yatırımlık aldığın oyuncuyu ne kadar oynattın? İşte. Ne kadar verim verdin? Ya ben bunu anlamıyorum işte ya. Yani sen buna bu kadar güveniyorsan, iyi olabileceğine inandığın bir oyuncuyu. Bu da dakika kaç tane maç oynamış ya? Bakayım hocam. Yani bir de hoca da aynı değil mi? Yanılmıyorsam Ertuğrul Hoca ikinci yarıya devam edecek. Ertuğrul Hoca zaten bundan memnun olsaydı zaten derdi ki tamam. Hocam 12 maçı var Fofana'nın. Kaç 11? 5. 5-11 yani. 5 Türkiye Kupası dahil 5-11 var. Şimdi 20 tane maçta 5-11 oynamış. 11 oynadığı maçlarda Kocaelispor, Manisa Futbol Kulübü, sezon Eyüpspor. Başı. Sezon başı. Bir Sakarya maçı bir de Alanya maçı. Yani bakıldığı zaman yani sezon başı Kocaelispor'un eksik oyuncuları vardı. O dönem oynamış. Kampta bulunan oyunculardan bir tanesiydi. Hı-hı. Sonra oynatmadılar. Kupada bir tane maç oynuyor. Kaybedilecek bir Alanya maçında oynuyor. Herhangi bir golü asist yok. Bir tane de kırmızı şimdi, kartı var. Ya ben de anlamıyorum. Yani ne verebilir size artık? Ya şimdi bakıyorsun. Ya Kouakou. Hani gelirken işte Kakuoğlu, Makoğlu ne verdi? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ya o zaman yabancıdan %50 zarar etmişsin demektir. Şimdi zaten bunu burada tutacağız. Ya bunun hesabın içine bir de Amaral'ı katarsak evet. Ya gene Amaral maç oynamış, gol atmış. Yani iyi kötü bulunmuş çoğu maçta. Hı-hı. Ona ama diğer türlü özellikle hem santrafor hem orta sahadaki Kocaelispor'da çok etkileyen transferler. Bakıldığı zaman eğer Fofana tutsaydı
Orada Fofana'nın yerine bir oyuncu olsaydı Kocaelispor'un bugün alacağı bu puan 5-6 puan daha üstünde olurdu. Aynı şekilde santraforla da. Ben zaten şeyi anlamış değilim. Madem maçın ikinci yarısında Mert Çölgeçeri alacaktı, niye Fofana'yla başladı? Yani ben anlamış değilim. Dediğim gibi bu dört isimle yollar ayrılacak. İki orta saha, bir sol bek, bir kanat forvet transferi düşünülüyor Kocaelispor'da. Sol bekte Onur'un gidişiyle beraber Atilla'yı zorlayacak bir sol bek. Büyük ihtimalle Atilla yine Kocaelispor'un birinci sol beki olarak oynayacak. Ben onu diyeyim. Şimdi Atilla oynayacaksa, Atilla bu üçüncü senesi değil mi? Hı hı. Üç senede kaç tane maç kaçırdığını biliyor musunuz? Çok. Yok, hiç maç kaçırmıyor. Atilla'nın maç kaçırmıyor. Çünkü oynuyor, öyle veya böyle oynuyor. Şimdi buraya para harcayacağını, ben de diyorum ki ya gerek yok. Gene o Atilla oynayacak zaten. Gene i̇şte, Atilla oynayacak. Atilla'yı zorlayarak belki Atilla'yı kesebilir düşüncesi. Ya bir de hocam öyle ya da böyle iki gün sonra Atilla bir sakatlanırsa sol bek sıkıntısı çekecek takım. Onunla beraber işte bir sol bek, bir de kanat forvet. Kouakou'nun gitmesiyle beraber ismi geçen futbolcular var işte sosyal medyada. Novais, Kenny, Leroy yani, Fer, Hakan Arslan, şimdi, Trabzonspor'un sol beki Arif, bir de şimdi, Onur Ergün. Novais, Kenny ve Fer, yani yabancı isimleri ben Kocaeli Alanyaspor'dan Novais. Yani Novais'in geleceğini hiç düşünmüyorum. Şu an zaten Fer gelebilir mi? Fer de gelmez. İhtimal bir yok. İhtimal. Kenny, ben Kenny'nin de Kocaeli çok iş yapacağını düşünmüyorum. Yok, yapar. Kenny Kocaeli'nin forveti değil bence. Yani beklediği istediği yapar yapar. Değil. Fiziksel anlamda çok iyi bir santrafor. Evet, golcü. Hocam çok düşüşte. Net bildiğim için söylüyorum. Kenny hocam bir sezondur top oynamıyor. Ben Kenny anlamam. Bence almasın. Ben şöyle bir isim duydum yayına girmeden önce forvet için. İstanbul Sporlu İbrahim Yılmaz. Bak o olur. Bak İbrahim iş yapar. Ben yani... Ya İbrahim ben Kenny'yi çok... beğeniyorum ama Kenny'nin şu anki fiziki ve ruhsal durumunu iyi bildiğim yani için... Öyle yani Bandırma Spor'daki performansından çok uzak. Ama bak Süper Lig'de o şu anda bulunuyor ve Emre onu sürekli oynatıyordu. Emre Hoca. Ama Çağdaş geldikten sonra... Çağdaş Hoca'yla pek olmuyor. Evet, ya yani ama bence Kenny gene ki bence çok zor transfer de gel yani saydığın isimlerin İbrahim dışında gelme olasılıklarının olabileceğine ben inanmıyorum. Ben de çok inanmıyorum. Bir kere Novais zaten Fatih Tekke 4 hafta önce geldi. 4 hafta öncesine kadar oynayan oyuncudan bahsediyoruz. Bence de oldu. Yani hele Loray Fer'in oynuyor ya, daha dün akşam maç oynuyordu. Evet. Yani çok ama gereken transferler yapılacak daha yani inanmıyorum. Ben orada şüpheliyim. Şu an 4 transfer düşünülüyor Kocaelispor'da. Plase 5 olabilir denildi. Ama şöyle bir şey var. Hocam sen dikkat ettin mi? Tağ'ın saydığı isimler içinde yani orta sahaya iyi bir 6 numara var mı? Şöyle. Novais 8 oynayabiliyor. Loray Fer 6 ve 8 oynayabiliyor. Ya hani, bir de şöyle söyleyeyim. Ya, hakikaten ama gelseler... Ama Novais biraz daha hücumcu hocam yani. Hücumcu ama. Ya şimdi Kocaelispor'un kadrosuna bence çok uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Hakikaten yetenekli, evet, 10 numara özelliklerine yatkın ki oynayabilir de 10 numarada da Kocaelispor'da başa. Ama ya ben çok gerçekçi transferler olabileceğini pek düşünmüyorum. Yani bu net. Ama bir de şurada şu var. Kocaelispor'un sezon başından beri transfer politikasını yöneten benim bildiğim rahmetli Ekrem Can'dı. Bütün futbol aklı Ekrem Can'dı. Tabii, şu an böyle bir sıkıntı futbol var. Şube sorumlusu Selçuk Kösemen yürütecek işleri. Tabii bütün kulüp yönetimi. Ha, tabii Kocaelispor'da ya bizimle mesela yaptığımız yayında Veli Başkan da şey yapmadı. Bazı isimler söylendi. Sadece jest ve mimiklerle cevap verdi. Şöyle söyleyeyim. Bir tane Süper Lig'de forma giymiş, vakti zamanında dört büyük takımlardan birinde forma giymiş Brezilyalı bir orta saha oyuncusuyla da temasa geçildi. Hatta rahmetli Ekrem Can eğer hastaneden çıksaydı o Bodrum maçının oynanacağı cumartesi günü, pardon normal maçlar ertelenmesi cumartesi günü, o Brezilyalı futbolcuyla görüşmeye ben gideceğim diyormuş hastanede. Nasip değildi o cumartesi günü Ekrem Can'ı biz Kocaeli camiası olarak toprağa verdik. Dediğim gibi Kocaelispor 4 transfer yapacak. 5.'si belki bir ples olabilir. 29 Aralık'ta Cuma günü topbaşı yapacaklar. 2 Ocak'ta da Antalya'da kampa gidecekler. 2 hazırlık maçı planlıyor Kocaelispor. Bir Kastamonu, bir de Universitat Cluj diye bir ekiple. Bakalım Ertuğrul Sağlam'ın ekibi neler yapacak. Bizler de belki bu devre arasında Kocaelispor camiasından da önemli bir ismi programa konuk olarak almak istiyoruz. Aslında birkaç isimle tabii ki de bu devre arasında sizleri buluşturma hedefimiz var diyelim.
Ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Ali abi, Koray abi? Yok. Tamamdır. O zaman üçüncü karşılaşmamız Ege derbisi. Bodrum Futbol Kulübü Göztepe'yi ağırladı. Çoğu kişiye sorsak Göztepe bu maçı alır denirdi. Ancak İsmet Taşdemir'in öğrencileri kendilerini de yarışı ortak ettiler. Özellikle üçüncülük yarışı için diyebiliriz. Göztepe'ye de Stoylova'da hoş geldin hediyesi verdiler aslında bir nebze. Yani Göztepe gol yemiyor, namağlup gidiyor derken bir anda 3 gol yediler. Hocam sizinle başlayalım. Bir kere tebrik etmek lazım. Çok zor bir maçı ki isim üstündeki Göztepe'yi net bir skorla ve oyun üstünlüğüyle yenerek muhteşem bir galibiyet aldılar. Ve bu sefer Kocaelispor'un puan kaybıyla da şu anda 4 puanı indirdiler Bodrum Spor. Ben ikinci yarı eğer Bodrum Spor transferde yabancı oyuncu alabilirse hani 5-6 taneye yakın ki çok zordur devre arası ama şu anda öyle bir de fırsatları var yani. Oynatabildikleri yabancı yok. Ve kontenjanları da büyük rahatlıkla boşaltabilecekler. Yaparlarsa bence Kocaelispor, Sakaryaspor, Göztepe ve Bodrum arasında çok zorlu bir ikinci ve üçüncülük yarışı olacak diye düşünüyorum. Ama Göztepe'ninkini normal karşılıyorum. Hani 3 tane 4 tane maç kazandılar. Havaya da girmiş olabilirler. Rahatlama da olmuş Bir olabilir. de özellikle Eyüpspor'a karşı alınan Tabii galibiyet. yani bir de hoca geldikten sonra Stoykov Göztepe'nin bütün maçları zevkli geçiyor. Bol gollü geçiyor. Pozisyonlu geçiyor. Ve hani bir heyecanı var ki aradığımız heyecanlardan biri de bu zaten. Bence gayet iyi oldu. Puantaj da çok güzel duruma gelmiş oldu. Teşekkür ederim hocam. Koray abi seninle devam edelim. Vallahi Göztepe herhalde en spor maçında kaldı. Öyle bir maç oldu. Yalnız maçı ben tamamını seyrettim ve çok dikkatimi çekip daha sonra maçtan sonra da istatistiklere baktım. Bu maçta Bodrum Spor'un sizce isabetli şut sayısı kaçtır? Koray ben de izledim maçı. Bir ya da iki olması lazım. Evet. Maçın İsabetli kısmet şut sayısı iki. 2. Evet yani ilginç de bir maç oldu. Yani Bodrum zaten çok fazla şut da çekmedi ama kontrol hep Bodrum'daydı. Göztepe gerçekten Eyüp Spor maçında kalmış gibiydi. Açık ve net söyleyeyim bunu. Bodrum Spor için önemli galibiyet. İçeride çünkü kayıp yaşayınca sıkıntı yaşayan bir takım Bodrum. Önemli hem de moral bozular hem de ara açılmadı. Göztepe için de yol kazası diyebilirim. Çünkü son zamanlarda çok iyi gidiyorlardı. Devre arası merak ediyorum. Hani Bulgaristan'dan hocanın da bildiği bir iki tane böyle özellikle mesela hücum hattına bir oyuncu alacaklar mı? Gerçekten merakla bekliyorum ki. Ali daha iyi bilir böyle yerel bizimizdeki bazı gazetelerde de böyle Bulgar takımlarının isimler yazmaya başladılar. Özellikle bir tane Afrikalı bir isim ama tabii daha netleşmediği için de şey söylemek doğru olmaz. Yani iki takım da son ana kadar hem şampiyonluk için, ilgisi için hem playoff için bence her zaman yarışta oldu. Teşekkür ederim abi. Şimdi maçı da bir yandan bakıyorum ben buradan. Maçta tek sarı kart kaleci Diego Souza'ya çıkmış. O da büyük ihtimalle oyunu ağırdan aldığı için. Yani gerçekten düşük tempo bir maç geçmiş. Ali abi seninle tamamlayalım bu maçı. Koray'ın dediği gibi iki isabetli şutu vardı Bodrum'un. Maçı hiç izlememiş birisi istatistiklere baksa bu maç 0-0 ya da 1-0 bitmiş derdi. Yani hakikaten şöyle bir şey. Evet Göztepe çok tutuktu. Geçen haftanın vermiş olduğu bir rahatlama gevşemeden dolayı yani maça çok konsantre değillerdi. Çok sıkı değillerdi. Ama Bodrum da öyle iyi bir futbol ortaya koymadı. Maç gerçekten öyle goller oldu ki hani sakar tabir edeceğimiz goller tarzında. İlk gol köşe vuruşu sonrası bir karambolde top Samet'in önünde kaldı. Yerden vurdu top köşeden tıngır mıngır gol oldu diyelim. İkinci gol sağdan bir orta geldi. Pozisyon yokken top o günün ayağına çarptı. Kendi ağlarına gitti. Üçüncü gol de penaltıydı zaten. Yani öyle akan oyunda bir gol olmadı. Üç golde Bodrum'un. Tamamen böyle hani biraz arbitrajı rastgele gelişebilecek gollerdi. Yani maçın hakkı çok böyle 3-0'lık bir maç değildi. Yani maçın hakkı 0.5'tan 1-0'la Bodrum Spor diyebiliriz. Hani mücadelesinden dolayı o da, pozisyondan dolayı değil. Öyle bir maç oldu. Gerçekten zevksiz ve yani keyifsiz bir maçtı. Ama Bodrum Spor için hayati bir 3 puan oldu gerçekten. Hani çok maçın içinde hani aksiyon da yoktu. Stoylov Hoca hani takımdan memnun değildi ki ikinci yarının başına 4 oyuncu birden değiştirdi. Ama bu da çok çare olmadı. Göztepe pozisyona giremedi maalesef bu maç içinde. Hani o tempoyu bir türlü arttıramadı.
Bakalım göreceğiz neler olacağını. Şimdi Göztepe'cin tabii transferler olacaktır. Yabancı olacaktır mutlaka. Koray'ın dediği gibi Afrikalı bir oyuncu var. Onunla görüşüyorlarmış. Bir de gündeme çok gelen bir isim. Başakşehir'den Alex için ismi çok gündeme geldi. Yani hücuma attığı için Alex için hatta bazı gazetelerde yani ajanslarda anlaşıldı diye haberler çıktı. Alexic olursa bambaşka bir hava katabilir Göztepe'ye. Tam böyle hücum yaratıcı oyuncu anlamında yani önemli bir isim olacaktır. Mutlaka ben 2-3 transfer bekliyorum Göztepe'den. Özellikle Alexic ve Alexic tarzı 2-3 oyuncu alırsa ligin de kaderi değişebilir bu anlamda Göztepe için. Çünkü o maddi gücü var Göztepe'nin. Yabancı yatırımcılar iş buraya kadar gelmişken yani ikinciyle bir puan var aramızda. Bence kolay kolay işin peşini bırakmayacaklardır. Ben sezon devre arasında en çok hamleyi hatta isim olarak da hani gündem yaratacak hamleyi ben Göztepe'den bekliyorum. Allah bakalım ikinci yarı Göztepe ne yapacak? Çünkü bana da göre... Şu andaki puantaja göre çok avantajlılar. Avantajlar bir de Göztepe benim için şey yani ikinci yarı için ikincilik yarışında... Sakaryaspor'a göre Kocaelispor'u daha çok zorlayacak camia bana göre ne hikmetse Göztepe geliyor yani. Ben de şöyle diyeyim sana. Yani şu anda evet Kocaelispor bir puan önünde ama Göztepe'nin fikstürü de bir tık şey. Bir de şöyle bir şey var hocam. Şimdi Kocaeli Göztepe'yi yendi tam tersini düşünün. Göztepe Kocaeli'yi yenmiş olsaydı Göztepe ile Kocaeli arasında 5 puanlık bir fark olacak. İşte Göztepe çok çalkantılı giderken ama hala lig üçüncüsü. O kadar evet, çalkantılı evet, gittiği evet. Halde. Hoca değiştirdi. Tabii, sezonu tabii. Çok kötü başladı. Bir aynen, arada yine aynen. Kötü gitti falan. Ki, bir puan var ikinciyle. Ekonomik güçleri ve potansiyelleri de var transfere. Hı-hı. Yani şu anda şu lig bittiği zaman evet Kocaelispor ikinci ama yani bana sorarsanız da şu anda ligin ikinciliği için en kuvvetli aday Göztepe. Kesinlikle katılıyorum. Tabii bunu yanında Sakaryaspor'da, Kocaelispor'da bırakmayacak buraya ayrı ama yani devre arası transferdeki gücü backgroundları hani böyle vizyonlarıyla Göztepe avantajlı. Tabii orada Göztepe ben de yönetimiyle... yani ekonomik anlamda zaten transfer yapabilme gücü oranında Göztepe daha avantajlı. Kurumsal bir kulüp. Bakın Türkiye'deki en büyük eksikliği bu. Kurumsal bir kulüp olduğu için Göztepe diğer kulüplerin önünde. Evet seyircisiyle dönem dönem sıkıntılar yaşayabilir kulüp seyirci arasında ama devre arasına girdiğinde transferde kurumsallaş yani kurum olmak çok önemlidir. Yani ilişkiler, oyuncu transferleri, transfer aklı dediğimiz bunların hepsini şu anda en doğru kullanabilecek kulüp Göztepe. Evet. O zaman bir sonraki karşılaşmamız bu haftanın belki de en flash skorlarından birine sahne oldu. Teksut Bandırma Spor evinde Adana Spor'a 3-2 mağlup oldu ki bu mağlubiyet sonrasında Bandırma Spor'da beklenen gelişme gerçekleşti. Taner Taşkın hocayla yollar ayrıldı. Bandırma ekibi evinde oynadığı son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Şanlıurfa Spor'a 1-0, Kocaelispor'a 3-0 ve Adana Spor'a da 3-2 mağlup oldu Bandırma ekibi. Yani bundan 5 hafta öncesinde adeta Kocaelispor'la ikincilik yarışında güçlü bir ekip görüntüsü veren Bandırma bir anda evinde bir 2-0 öne geçmesine rağmen Adana Spor'a 3-2 mağlup oldu. Ali abi seninle başlayalım. Ya çok ilginç bir maç. Hakikaten çok ilginç bir maç. Bandırma Spor ilk yarı 2 penaltı kullandı. Emirhan'la 2-0 öne geçti. Hı-hı. İkinci yarının hemen başı 47. dakika yine penaltı. Yine Emirhan. Penaltıdan hat-trick yapabilecek durumdayken penaltıyı kaçırdı. Ve ne olduysa ondan sonra oldu. Maç 3-0'a gelecekken bir anda 3-2 maçı kaybetti. Ve hocayla da yollar ayrıldı. Yani Bandırma'daki kötü gidişat ne zaman başladı biliyor musun daha? Beşiktaş başkanlık seçimlerinden sonra. Çok ilginçtir aslında bu. Yani Onur Başkan orada az başkan olduktan sonra Bandırma bir anda tepe taklak gitti. Hani bununla ne kadar ilişkilendirmek doğru bilmiyorum ama çok da tesadüf olamaz herhalde bu. Yani bir orada acaba bir motivasyon kaybı mı var ne var bilemeyeceğim onu. Ama Beşiktaş başkanlık seçimlerinden sonra Bandırma'da inanılmaz bir düşüş oldu. Arka arkaya mağlubiyetler. Arada bir galibiyet var. Yani öyle puanlar kaybettiler ki işte Adana Urfa maçlarını kazansalar bir anda ikinci sırada olabilecek bir takım. Yani herkesin yendiği takımları karşı evinde kaybettiler.
Yani Bandırma'yı hakikaten tanıyamıyoruz. Nasıl bir gelişme olacak orada onu da açıkçası merak ediyorum. Adanaspor'da şöyle bir şey var. Adanaspor eğer bu maçı kazanmamış olsaydı Adanaspor, Urfaspor, Kuzuspor 16'şar puanda olacaktı. Orada inanılmaz bir yarış olacaktı. Hala var. Bence yine devre arasında Adana, Urfa, Tuzla arasında transfer döneminin yani devre arasında en iyi geçiren takım ligde kalacaktır diye düşünüyorum. Habibim, transfer dönemini en iyi geçirmek, alınan transferler ne kadar ne etkili olacak? Asıl önemli olan o. Yani transferi yaparsa i̇şte asıl aldığı zaten transferlere etkili olan bir nebze. Burada bence o... Ama bu üç takımın kadro gücü de biraz zayıf. Yani tabii hangisi işte, daha güçlendirebilirse... Yani... Transferde isabeti bulan kazanacak. Tabii tabii. Diyelim. Devre arası transferi çok risktir zaten. Aha. Orada doğru hamle yapan öne geçer. Evet. Kore abi seninle devam edelim. Yani Bandırma Spor'la alakalı bence Ali çok güzel söyledi. Beşiktaş seçimi hatta bence zaten ilk mağlubiyette hocanın gönderilmesiyle başlayan bir dizi oldu ve bu bence doğru değildi. Yani Sayın Başkan'ın eğer Beşiktaş at başkanı oluyorsa görevi bırakması gerekiyordu. Ben çok ciddi şekilde takıma sirayet ettiğini düşünüyorum. Ve hoca seçiminin de yani Taner Hoca ile de takımın uyuşmadığını düşünüyorum. Yani bu maçın aslında tarifi yok. Çok güzel söyledi. Öne geçmişsin, sonra penaltı kaçmış, sonra yani 4'e 5'e gidecek maç bir anda 3-2'ye dönüyor. Beşiktaş'ın bir Lugano maçı vardı. Onun gibi oldu açıkçası. Bir seneki Şenol Hoca'nın gittiği maç. Adana'yı tebrik ederim. Mustafa Hoca'yı da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Duyduğum kadarıyla da altyapıdan 3-4 oyuncuyu daha kadroya katacak. Bugün okudum bunu da. Onun dışında Oberlin'in devreye girmesi ki önemli bir isim. Gol de attı. Adana Spor için de inşallah işler daha iyi gider. Çünkü sevdiğimiz bir camia. Bandırma'da da Erkan Kaşkıran geldi. Sevgili Erkan'a da buradan hayırlı olsun diyorum. Evet, ona da hayırlı olsun. Eski futbolcusu, sportif direktör, sportif direktör olarak göreve başladı. Hocam sizinle devam edelim. Ya akıl kârı değil. Yani Bandırma Spor içeride. Adana Spor gibi bir takımla oynuyor. Öyle veya böyle ilk yarı 2-0. Evet 50. dakikaya doğru bir penaltı kaçırıyor. Ama 60. dakikayla 65. dakika arası 3 tane gol yiyorsun. Ya bunun tek bir şeyi vardır. Konsantrasyon eksikliği. Kulüpte bazı şeyler eksiktir. Ki hep söylediğimiz şey aynı. Hoca ilk mağlubiyetinden sonra ayrıldı veya gönderildi, orasını tabii bilemiyoruz. Ve ondan sonra Bandırma Spor iki maç kaybetti, bir maç berabere kaldı, bir maç kazandı. Bu şekilde giden bir devamlılığı var. Ya kaybedebilirsin hani 2-0'dan sonra, örnek Sakarya'ya kaybedersin, Eyüp'e kaybedersin. Ama Adana Spor gibi direnci çok düşük olan, hani savunma zafiyetli olan bir takıma karşı 2-0'dan sonra maç veriyorsun. Ürkütücü olan bu. Yani Bandırma Spor bence şu anda hep hani avantajlı avantajlı diyorduk, hı hı, ya. Bence ikinci yarı için özellikle Gençler Birliği ve Ümraniye Spor'un yukarıda hedef alacakları takım Bandırma Spor olacak. Ben de öyle düşünüyorum. Bu maçla beraber Ümraniye Spor bir tek sen Giresun Spor maçıyla devam edeceğiz. Ancak kenar yönetiminden bize uyarı geldi. Devlet. Programın İlk bölümünü tamamlıyoruz bu akşamlık değerli izleyenler. Panorama 1. Lig'de şimdilik bir reklam arası, reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, değerli futbol severler, Kocaeli TV ekranlarında Panorama 1. Lig'de reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. hafta maçlarını değerlendiriyoruz. Ümraniye Spor evinde bir tek sen Giresun Spor 2-1 mağlup etti ki Mustafa Gürsel'in öğrencileri son 5 maçta 1 mağlubiyet 1 beraberlik aldılar. Ve bir anda da playoff hattına yaklaşır vaziyette kendilerini buldular. Koray abi seninle başlayalım. Evet, Ümraniye için hep söylediğimiz şeyler yavaş yavaş gerçekleşiyor. Yani oranın takımı değil, bunun sıraların takımı değil demiştik bu yayına başladığımızdan itibaren. Hoca geldikten sonra da bunu söylüyoruz. Şu an bakıyorum hani 22 puan yaptın. Gençler Birliği'nden sadece 5 puan geride Çorum'dan da. Bu maçın aslında çok fazla yorum yapamıyorum daha. Yani karşıdaki Giresun Spor çok zor durumda. Direnmeye çalışıyorlar. Hatta ben daha rahat bir Ümraniye Spor galibiyeti bekledim. Böyle 4-1, 5-1 bitebilecek. Çok da pozisyona girdiler. Tekrar baktım çok şut çekmişlerdi diye düşünüyordum. Hakikaten öyle 25 tane şut çekmiş Ümraniye Spor maçta. Yani beklenen skor, yani Giresun Spor için artık hani ikinci ligi hazırlık başlayabilir gibi açıkçası. Ben öyle düşünüyorum.
Evet, Giresun'da da maç sonrası Mehmet Birinci ile yollar ayrıldı. Giresunspor bu sezon yeni bir teknik direktör arayışına devam edecek diyelim. Hocam sizinle devam edelim. Çok söylenecek bir şey yok. Giresunspor'un durumu belli. Hı hı. Ümraniyespor'un zaten kazanması gereken bir maçtı. Ama zorlanarak kazandılar. Daha rahat kazanmaları gerekirdi. Yani çok ölçü değildi. Ümraniyespor alt taraftan kurtuldu. Playoff için en azından bir çabası olacak. Zaten orada beklediğimiz bir takımdı. İkinci devreye bence daha sık hazırlanacaklar ve yukarıyı zorlayabilecek takımlardan bir tanesi. Teşekkür ediyorum. Ali abi, senin bu maça dair görüşlerini alalım. Yani Ümraniyespor maçın başından itibaren zaten çok baskılıydı. Maçta toplam 25 şut attı. Sezon başından bu yana biz Koray'la hep söylüyorduk. Koray da çok söyledi bunu. Hani yeri burası değil diye. Beklediğimiz yere geldi artık Ümraniyespor. Yavaştan hani bu şekilde istikrarlı devam ederlerse ucundan playoff'u da zorlayacaklardır ikinci yarıda. Giresunspor için artık yani dediğiniz gibi hep söylüyorduk. Hem Altay hem Giresun için artık önümüzdeki yıl ikincilik hazırlıkları yapmak zorundalar. Evet, bir diğer maçta Altay Ankara Keçiören Gücü maçı. Altay üst üste aldı iki galibiyetle bir anda şöyle söyleyelim, daha tabiri caizse ilgiyi üstüne çekti diyebiliriz. Onlar için gerçekten zaten zor giden bir sezon var. Hocam sizinle başlayalım. Yani burada ben hocayı tebrik ediyorum. Geldiğinden beri iki maç, iki galibiyet aldı. Hı hı. Altay'ın herhalde bu dördüncü, beşinci hoca değişikliğiydi. Ve buna en oyuncular ve hoca olarak en güzel tepkiyi verdiler. Çünkü orada bir Yusuf hocaya hem bir saygı hem onu büyük bir oyuncuya karşı bence bir onure şeklinde diye düşünüyorum. Çünkü oradaki oyuncular hocayı sahiplendiler. Ve zaten Altay bir mücadele ediyordu ama şimdi biraz daha içten oynamaya başladılar. Bence muhteşem bir galibiyet. Çünkü geriye düştükleri bir maçı çevirdiler. Evet. Yani bakıldığı zaman ben burada tamam savunma falan çok canlı başlı ama Paksao ya bu ligin ya en karakterli ve en iyi golcüsünden bahsediyoruz. Ya ikinci golü o kadar güzel attırdı ki. Arkaya kaldırdı, çat diye yani. Bu yaşta hani inanılmaz derecede içten oynuyor. Ve şununla ilgili diyeyim, Altay'dan büyük ihtimalle ayrılacaktır. Playoff hattındaki hangi takım alırsa bence şampiyon olur. Teşekkür ederim hocam. Ali abi, seninle devam edelim. Şöyle bir şey ama, hocam öyle söyledi ama başkan ve başkan yardımcısı açıklama yaptı. Grupten kimse ayrılmayacak diye. Öyle bir şey, bir açıklama yaptı ama tabii hani Payşav da hani ne kadar parasını aldı, adam 3 yıldır parasını almıyor. Böyle devam eder mi, etmez mi? Hocam güzel söyledi, Payşav iyi olan bir adım öne geçer hatta. Kocaeli Spor niye olmasın hocam, diyeyim ben de size. Yani de hep aklımdan geçen isimdir. Şöyle bir şey, tanke oynuyor mesela, rakibi inanılmaz şekilde yoruyor, boğuşuyor. Son 30 dakika Payşav iyi alıyorsun, tam iş bitirici adam. Aynen öyle. Öyle bir takıma çok lazım bence. Yani Altay için özellikle Keçiören gibi takıma karşı geriden gelip kazanmak çok önemli. Onlar için bir motivasyon olmuştur. Bundan sonraki süreçte ben Altay için en azından o kendilerine olan güveni, özgüveni biraz kendilerinin için yerine geldi. Tabii ki çok maç kaybedecektir ama artık rakiplerine karşı daha dirençli bir Altay bekliyorum ben. Öyle kolay herkes böyle çantada keklik bir Altay görmeyecektir karşısında. Burada şu yönetime yine şu eleştiri yapacağım. Demek ki takım evet kötü ama yani puan alabilecek, galibiyet alabilecek seviyedeymiş ki yanlış hoca tercihleri yüzünden o durumlara gelmiş. Keşke doğru hocayı zamanında getirebilselerdi. Çok daha en azından 4-5 puan daha üzerinde bir Altay, bir küçük de olsa kurtuluş umudu olan bir Altay görecektik diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Koray abi, seninle tamamlayalım bu maçı. Yani tebrik ediyoruz Altay'ı. Hoca değişimi mi diyelim, oyuncuların hocayla iyi bir isim mi yakaladı, gerçekten iyi mücadele ediyorlar sonuç haftadır. Paşa'ya evet ben de duyuyorum, gidecek biliyorum diye ama inşallah da gitmez. Altay'ın hani bir parçası gibi düşünüyorum bunu çünkü. Keçiören'de de hoca değişikliğinin bir faydası yok, hatta daha da kötüye giden bir Keçiören'de. 3'te 3 ya galip mağlubiyette. Evet yani hiç iyiye gidiş yok, daha da kötüye gidiyorlar ve şu an 19 puandılar. Çok da iyi bir durumda değiller. Devre arası kesinlikle bilmiyorum. Yani. Hoca değişikliği fayda sağlar mı artık onu bilemiyorum. Ama hep söylüyorduk burada. Hepimizden fikirdik. İyi bir kadro değil geçiyor bu sene. Altay için mücadeleyi sonuna kadar devam etsinler.
Ezan haftanın arkasında dursun diyorum. Başka olacak bir şey yok Ezan için. Teşekkür ederim. Bir diğer maçımız Manisa Futbol Kulübü evinde Astor Enerji Şanlıurfa Spor'la 1-1 berabere kaldı. Daha önce aslında programda söylemiştik. Manisa Futbol Kulübü'nde 2. Osman Hoca dönemi sona erdi diye. Osman 2. Osman'ıydı Osman Özköylü ama sonrasında devam etti. Bugün yani bizim programı çektiğimizden yaklaşık bir yarım saat önce resmi açıklama geldi. İdari direktörle de yollar ayrıldı. Yani Osman Özköylü dönemi resmen Manisa Futbol Kulübü'nde sona erdi ki bir türlü o istenilen çıkışı sağlayamadılar. Ali Hocam sizinle başlayalım. Geçen hafta, iki hafta önce söylediğim bir şey vardı. Orayı biz es geçmiştik. Manisa lige çok iyi başladı diyorduk. Ama derken Manisa Spor'un ilk 5 haftada oynadığı takımlara baktığımız zaman aslında Manisa'nın geldiği bu noktanın sürpriz olmadığı belli. Hazır olmayan Kocaelispor galibiyeti, hazır olmayan kimi yendiler? Erzurum, Tuzla. Sezon başı. Yani sezon başına bunlarla oynadı ve kazandı. O zaman herkes işte Manisa acaba mı filan. O maçlardan sonra da en son yaralı Altay. Onun dışında herkese kaybettiler. Ya dün ben maçı izliyorum. Ondan önceki maçlarına gene bakıyorum. Ya ön tarafı yıkılmış, artık gidemiyorlar. Yani ihtimalleri yok. Hı hı. Dün Urfa takımı 3 tane 4 tane kontra atak var. Atabilse çok rahat kazanabilecek. Yani Manisa iddia ediyorum. Tuzla Spor biraz daha puan alırsa Tuzla Spor'un yerine Manisa'nın olma ihtimali çok yüksek. O kadar yani. Yani kadro anlamında zaten idari direktör de istifa ediyorsa bu yapılan transferlerden sorumlu anlamına gelir. Yani orada Manisa Spor'un çok ihtiyacı var. Her şeye ihtiyacı var. Kaleciye ihtiyacı var. Savunmada, kenar oyuncularda. Yani belli. Orada büyük bir sıkıntı var. Yani bakıyorsun işte Başakşehir'in Beşiktaş'ın eski oyuncusu var kenarda. Kerim Fıray. Hiçbir şey oynayamıyor. Santrafor bildiğimiz oyuncu Lima ayakta duramıyor. Ya, Topalli. Adam ya, İstanbul Spor'u belli bir dönem tanımıştı dediğimiz Topalli. Ya enteresan. Kadro bakıldığı zaman hani 7-8 tane iyi oyuncu var ama bitmişler. Ya, Allah kolaylık versin. Urfa takımı da aynı şekilde. Hı-hı. Yani onlar zaten da alabildikleri puanları alıp. Şimdi Urfa'nın harcadığı parayla Manisa 1 mi? Belki 3'te 1'ini harcadı yani. Manisa takımı, Urfa takımı Manisa'nın ama hı-hı, şu anda bence ikinci yarı Manisa, Urfa, Tuzla düşmemek için büyük çaba vereceklerdir. Teşekkür ederim. Koray abi seninle devam edelim. Yani tepe takta olan bir Manisa. Bunun iki maç sadece bir Altay galibiyeti. Dün gerçekten bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Şanlıurfa'nın galibiyeti kaçırdı bir maç. Oldu. Hep eleştirdiğimiz bir takım Şanlıurfa Spor. Dün galibiyeti kaçıran taraf oldular. Ellerinden geleni yaptılar. Ya beklenen bir şey. Ben Osman Özköylü'nün zaten Pendik'ten sonra çok çabuk bir takıma geçtiğini ve hata yaptığını düşünüyorum. Evet. Ben şampiyon bir hocanın bu kadar çabuk. Hani yollar ayrılmışsa bir dinlen hocam. Kafanı dinle. Benim kendi fikrim tabii bu. Çok yanlış karar verdi ve yanlış karar zaten 10 hafta geçmeden kötü bir sonla bitti. Hangi hoca gelir bilemiyorum ama benim fikrim Ali Hoca'ya katılıyorum. Oyuncularda inanılmaz bir düşüş var. Belki de Osman Hoca Bey'in bu takıma yükleme mi yaptı bilmiyorum ama takımın fizik kalitesi de çok kötü durumda. Belki yükleme yapmış olabilir. Yani gidişat iyi değil. Merak ediyorum. Boşta çok hoca var. İsim daha duymadım. Ama bu oraya giden hocanın işi çok zor. Şanlıurfa Spor'da transfer biliyorsun bir yabancı forvet aldılar. Transfere başladılar. Bakalım. Merakla bekliyoruz onların ne yapacak. Teşekkür ederim. Ali abi seninle tamamlayalım bu maçı. Yani Manisa gerçekten böyle bir kadronun şu anda düşme hattının 3 puan üzerinde olması inanılır gibi değil. Böyle bir kadro kurma sezon başı işte istifalar yani yolların ayrılması işte idari direktör hocayla. Manisa'nın ben devre arasında çok köklü değişiklikler yapması gerektiğini düşünüyorum. Ali Hoca'ya katılıyorum. Yoksa işleri gerçekten çok zor. Ligde kalırlar ama mutlaka köklü değişiklikler lazım. Ya bu oyuncularla gitmeyeceği çok belli. Ben inanamadım yani hani en azından bu maçı da kazanabileceklerini düşündüm. O da olmadı. Urfa için de yani Urfa'da tamam bir puan aldı ama yani Manisa'nın da durumu ortada. Diğer maçlarda Urfa'yı ben geçen hafta falan da çok hiç beğenmemiştim. Onların da mutlaka transfere ihtiyacı var. Yani
Tuzla Spor mesela Manisa'ya Urfa olarak, Urfa'nın kadro olarak çok gerisinde ama onların dibinde. Urfa ile aynı puanda. Manisa'nın 3 puan gerisinde. Bu da gerçekten Manisa ve Urfa'nın çok net düşünmesi gerekiyor. Devre arasında köklü değişiklikler yapması gerekiyor iki takımın da. Ya şimdi bir şey eklemek istiyorum. Erzurumspor ekonomik sıkıntısı var değil mi? Evet. Sıkıntısı var. Evet. İçören gücü ne kadar para harcandığı belli. Hani bütçeleri çok kısıtlı. Adana Spor hep ne diyoruz? Başkan eli cebinde hiç harcamaz, akrep var gibi diyoruz. Urfa Spor'un zaten ekonomisi belli. Tuzla Spor hani sezon başı neredeyse transfersiz girmişti. Sağdan soldan bulduğu Afrikalılarla girdi. Boşta kalan oyuncularla. İşte Giresun'un alt ayında transfer harcadı. Ama Manisa takımı hani bu kadar büyük bütçem var. Rahatsın ve bunlarla şu anda yan yanasın. Çok kötü bir durum. Teşekkür ederim. Haftanın bir diğer maçı Ahlat Çiçek Futbol Kulübü evinde Bolspor'u 2-0 mağlup etti. Bolspor için aslında özellikle Yalçın Kuşukovak dönemi çok sancılı başladı ancak Bolu ekibi ilk yarıyı ilk 10'da bitirdi. Çorum Futbol Kulübü de kendini playoff hattına attı son haftalarda. Ali abi seninle başlayalım. Dikkat ederseniz hani o hafta da söylemiştim ben Serkan Hoca'nın geldiğinden sonra. Tam Çorum'la uyuşabilecek bir hoca profiliydi. Ve hakikaten beklediğimiz de oldu. Önce savunma hattını işte daha hani az hata yapabilecek şekilde hani savunmayı ön plana çıkardı. Ben nasıl bu ligde gol bulurum düşüncesiyle. Ve oyun sistemi de ona uygun. Kenarda hızlı oyuncular, hızlı hücuma çıkan oyuncular ve bu sayede arka arkaya işte galibiyetler. Son 5 maçta 4 galibiyet. Bir anda kendini playoff'ta buldu. Ben kutluyorum Çorum Futbol Kulübü'nü. Yani Serkan Hoca bu ligde her zaman iş yapabilecek bir hoca. Çok doğru bir hoca profili. Çorum'da bence ona doğru tercihi yaptı. Bolu Spor'da ise hani kadro kalitesi ortada. Yalçın Hoca ilk geldiği dönemde çok iyi gitmiyordu ama sonrasında takımın ivmesini yukarıya taşıdı. Yani alabileceği maksimum puanı bence aldı. Bolu Spor'un kadro kalitesiyle yeri çok normal Bolu Spor'un. Ne düşme hattına yakın olacaktır, ne playoff hattını zorlayacaktır. Bu arada bence kalacaktır ki şöyle transfer yapmazsa eğer. Yani eğer ciddi 4-5 milyon oyuncu alırsa farklı şeyler konuşabiliriz. Ama bu kadro kalitesiyle yaptıkları da bence doğru orantılı doğru şekilde ilerliyorlar. Teşekkür ederim. Hocam sizinle devam edelim. Şu anda gene hocaya geldik. Doğru hoca, yani doğru kulübe doğru hoca gittiği zaman son 5 maçta 13 puan almışlar. Hep ne diyorduk? Çorum maçlarını izlerken ne güzel maçı izliyoruz. Kesinlikle karşılıklı işte birbirine gol atacaklar. 3-4-3, 4-2, 5-2, 3-3 gibi bitecek maçlar diyorduk ama işte bazı hocaların kendine has özellikleri vardır. Serkan Hoca'nın da şu. Takım savunmasını öne çıkartan, takımdaki yani o güvenli oyunu oynayan bir hoca ve golü bulduktan sonra da tamamıyla bunun üzerinden gidip kontrataklarla ki buna uygun da çok oyuncusu vardı. Dün de maçı izliyorum. 1-0'ı ikinci yarı buldular. Ondan sonra kontrataklarla 2'yi atmaya çalışırken en son dakikalarda 2-0'da buldular. Çok önemlidir. Son 5 maçta 2 gol yemiş bir Çorum Spor'dan bahsediyoruz. Evet hocam. Yani bu sezon başından beri benim bildiğim Çorum Spor her maç 2 gol yiyordu. Hiç her maça çıktığında 2 gol yiyordu net. Ama işte hocanın dokunuşu böyle bir şey. Gol yemeyip zaten gol atabilen bir kulüp. Şu andaki son haftalardaki o 5 maçtaki 13 puan çıkışıyla da ligi playoff hattının içinde bitirdi. Hep dediğimizde bir şey var. Çorum Spor duyuyoruz. Transfer yapacak. Biraz para harcayıp yani bu ligde ilk çıktığı sene tekrar çıkmanın peşine gidecek diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Koray abi seninle devam edelim. Yani her şeyi söyledi Ali Hoca'yla sevgili Ali. Yani Çorum iyi bir ritim yakaladı. Evet doğru hoca doğru. Mesela hep eleştirdiğim Ulan'ı ve Ture bile hocadan sonra ritim kazandı. Daha iyi bir savunma attı Çorum'da. Oradaki tek sıkıntı Sagat forma girdi ama Samsun Spor'un transfer yasağından ötürü bazı kiralık oyuncularını geri getirmek istediği söyleniyor. Onların da başında Sagat geliyor. Çünkü Sagat önemli bir isim Çorum için. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama transfer yapacaklardı. Bolu için şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Anıl Koç'la anlaştı. Ama çok çok böyle önemli isimlerle takviye edebileceklerini düşünmüyorum devre arası. Ama bence onlar da doğru bir yolcu buldular.
bu sene iyi bir yapı yapıp gelecek sezon şampiyonluğu oynamalı diye düşünüyorum bu sene. Teşekkür ederim abi. Haftanın kapanışında lider Eyüpspor ikinci Kocaelispor'la makası açarak ligin ilk yarısını tamamladı. İki takım arasında 9 puanlık bir fark var ki puan durumuna bir de baktığımda Eyüpspor'un averajı 31. Ben puan mı diye yani ilk bir puan mı gibi gözüküyor. Evlerinde Erzurumspor'u 3-0 mağlup ettiler. Erzurumspor da ligde adeta bir direniş gösteriyor. Halen öyle ya da böyle o direnişi devam ettiriyorlar. Hocam sizinle başlayalım. Ya bir kere zaten maçtan önce net herkesin Eyüpspor'un kazanacağını düşündüğü ama bu kadar rahat kazanabilir mi düşüncesinin olduğu bir maçtı. Ama maça o kadar sıkı başladılar ki Erzurumspor haddini bilerek oynadı. Evet savunma yaptılar, kapandılar ama Eyüpspor kenarları o kadar iyi kullanıyor ki yani beklerini kullandı, öndeki hücumcularını kullandı, orta sahayı kullanıyor ve attıkları ben birinci gol muazzam. Hani golden önce bir 10-15 dakika öyle bir yüklendiler ki işte sağlı sollu derken hatta o arada bir tane iki tane de kontratak evet. Yakaladı Erzurumspor ama attıkları gol orta saha oyuncusunun savunma arkasına attığı top Ahmet Kutucu'nun o topu hala iddia ediyorum bütün oyuncular bunu tutar. Kendi çekip vurmaya çalışırken tekte topu ters taraftaki Recep'in önüne atması. O da inanılmaz güzel bir kafa vuruşuyla gol yaptı. Yani bir kere kaliteli bir takım. Hani o kalitede senin demin dediğin gibi averajı 31. Yani bu ligde herkes hani 1-0, 2-1 kazanırken Eyüpspor'un her kazandığı maç 3'lü 4'lü. Ki Eyüpspor'un kaybettiği yerel 2-3 tane maçta 3-0, 4-0'lık evet. Maçlar. 3-1, 3-0 ve 5-1. Yani bakıldığı zaman buna rağmen hala o 30'lu averajlarda duruyorlar. Ama kadro kalitesi çok kuvvetli. Yani şu anda orta sahada Fred'i var. Hiçbir takım ve Süper Lig'de bile öyle oyuncunun yoktur yani. İleri bakıyorsun, santraforun öyle, kenar oyuncuların öyle. Şu anda Türkiye Ligi'nde sol bek arıyoruz. Evet. Caner gibi sol bek yok. Yani bakıyorsun yani hakikaten iyi bir kadro. Arda Hoca da bunun hakkını verdi. Ve bence ikinci yarı sürpriz yaparlar mı, transfer yaparlar mı bilemiyoruz ama çok önceden transfere ihtiyacı olmayan tek takım. Aynen evet. Öyle. Aynen öyle. Ali abi seninle devam edelim. Ya çok konuşulacak bir şey yok bu maçta. Zaten çok net favori Eyüpspor. Bence Eyüpspor bu maçı bu kadar rahat ne zaman kazandı? Geçen hafta Göztepe maçının bitiş düdüğüyle birlikte. Orada 5-1 kaybettikleri zaman ben geçen haftaki programda söylemiştim. Bu maça çok fazla asılacaklardır diye düşünüyordum. Çok daha fazla hani motive olacaklarını düşünüyordum. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Sanki karşısında bir şampiyonluk adayı varmış gibi çok sıkı bir maç oynadılar. Evet. Ve hani 3-0 kazandılar. 4-5 de olabilirdi. Rahat bir galibiyet aldılar. Bir de tabii arkada Kocaeli ile Göztepe'de ya takılınca. Altta bir tabii. Puan kaybı da olunca. Onlar için inanılmaz bir fırsat haline döndü. Kore abi seninle tamamlayalım. Hem bu maçı hem ligin bu haftasını. Yani Göztepe mağlubiyetinden sonra çok iyi bir telafi oldu ki işte Bandırma'nın kaybetmesi, Kocaeli'nin kaybetmesi, işte Göztepe'nin kaybetmesi Arda Hoca'yı rahatlattı. Kadro çok iyi. İşte her hafta birileri çıkıyor. Ahmet Kutucu'nun bugün hafta gol atmadı ama performans çok iyi. Bu hafta Mete Kağan'ın golü uzun zamandır gol atmıyordu. O da var. Her hafta birileri giriyor çıkıyor ya da bir şeyler yapıyor. Transfer ihtiyacı yok ama bence transfer yapacak çünkü başkan transfersiz duramıyor. Oray söyledi dersiniz. Yani iddiaya bile girebiliriz. Diğer taraf elinden geleni yapıyor ama biraz tabii hep aynı oyuncularla oynadığı için son birkaç haftadır yorgunluk çok güzel çarpıyor aslında. Ama bu da çok doğal çünkü kadro zafiyeti var. Arada Antalya kampı yapacaklar onlarda. Bir dinlenme açısından dinlenmesi gereken takımlardan biri Erzurumspor. Onlar da elinden geleni yapıyor. Galatasaray'ı rahatlatabilirler ama devre arasında. Birkaç tane oyuncu alabilirler. Diyorum hocam ben söyleyeyim. Ben hani kesinlikle transfer yapacaktım. Başkan seviyor transfer yap. Ben bekliyorum. Dombili'yi alabilirler yani oradan bu tarafa doğru. Orada transfer bakalım. Yani, bu sürpriz bir transfer olur belki.
Evet, bu şekilde 17. haftayı tamamlamış olduk. Hemen hızlıca puan durumunu aktaralım değerli izleyenler sizlere. Eyüpspor 42 puanla lider kapattı hem seneyi hem ilk yeri. Kocaelispor 33 puanla ikinci sırada. 32 puanlı iki takım Göztepe 3. Sakaryaspor 4. 29 puanlı yine iki takım var sıralamada. Peşlerinde Bodrum Futbol Kulübü 5. Teksüt Bandırma Spor 6. 7 ve 8'de de yine aynı puan var. 27'şer puanlı Çorum Futbol Kulübü, 7. Gençler Birliği, 8. 22 puanlı 2 takım. Böyle peş peşe geliyor puanlar hep. Ümraniye 9. 10. Boluspor 19 puanlı 4 takım var. Manisa Futbol Kulübü 11. Erzurumspor 12. Keçiören Gücü 13. Adanaspor 14. 16 puanlı 2 takım 15. sırada Astor Enerji Şanlıurfa Spor, 16. sırada Tuzla Spor, bir tek sen Giresun Spor 9 puanlı 17. ve sonuncu sırada Altay 8 puanla, onların da 3 puan cezası var silinik halde bu şekilde ve artık Panorama 1. Lig'de de hem ligin ilk yarısının son bölümü hem de 2023'ün son bölümünde sizlerleyiz. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Evet, ben de tekrar teşekkür ediyorum. Koray abi seni biraz beklettik. Senin bir acelen de vardı. Öncelikle kusura bakma, sana da teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdiden herkese iyi seneler diliyorum. 2024'te görüşürüz. Görüşmek üzere. Ali abi sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem Koray'ın hem Ali hocamın ağzına sağlık. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Evet değerli izleyenler, Panorama 1. Lig'de bu akşamlık bizden bu kadar. Dediğimiz gibi ilk yarıyı tamamladık. Devre arasında yine bölümlerimiz olacak. Bu bölümlerde takımları değerlendireceğiz. Özel konuklar sizler için hazırlamaya çalışacağız. 2024'de de bu pazar günü 2024'de geçiş yapacağız. Yeni yılda tabii liglerde tek bir şampiyon var ama herkesin desteklediği takım için 2024 güzel geçsin diyelim. Ben Taha Burak Yavuz, yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu günler, mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Okay.